Bir kardeşimiz arıyor, hoca. Diyor ki, oğlum bir arkadaşıyla geldi. Kim arkadaşı? İşte iş yerinden bir kadın. Geldiler, ağırladık onları. Bana tanıttı işte kız arkadaşımı falan filan diye. Eşi var, oğlunun eşi var, oğlunun çocukları var. Gittiler. Belli bir zaman sonra gelinimden haber geliyor. Oğlunuz eve gelmiyor. Bizimle alakadar olmuyor. Hani bir kadın vardı ya, arkadaşı, onunla köye gelmişti. O kadınla beraber bir yerde yaşıyorlar. Kardeşlerim, Müslüman kardeşim, hoca kardeşim, mümin kardeşim, oğlunun kız arkadaşı olur mu? Allah buna müsaade ediyor mu? Ve izâ seeltumûhunne metâ'an fes'elûhunne min verâi hicâb. Allah Teala bize şu ayeti indirmedi mi? Sahabe-i kiram radıyallahu anhum, annelerimiz Peygamber aleyhisselamın eşlerinden bir şey isterken perdenin arkasında olacaktı onlar. O halde isteyecekti. Peki bir kadın nasıl senin oğlunun arkadaşı olur? Onunla seyahat eder, onunla evine gelir. Buna Allah, buna Peygamber aleyhisselam müsaade eder mi? Niçin Kur'an-ı Hakim'e müracaat etmiyoruz? Neden Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sormuyoruz? Her şey bittikten sonra, ev yandıktan sonra itfaiyeyi çağırıyoruz. Adam öldükten sonra ambulans geliyor. Artık her şey bitti. Dünyanın en meşhur doktorları gelseler, yapacak bir şeyleri yok. Uçaklar gelse, karadan, denizden gelse, bütün itfaiye elemanları gelseler, ev yandıktan sonra ne yapabilirler? Müslümanlar, evlerimiz yanıyorlar. Evlerimizde iffetsizlik ateşi var. Allah'ın ayetleri, Peygamber aleyhisselamın sünnetiyle o yangını söndürebilirsiniz. Ancak onunla söner. Eğer evler, aileler, yuvalar dağılıyorsa bunun tek bir çaresi var. Kur'an-ı Kerim'e dönmek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna dönmek.